STV ekranlarından, haberin merkezinden mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. STV ana haberde günün ve gündemin getirdiği başlıklarla sizlerle birlikteyiz. Efendim İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Uygulama bu kez 81 ilde gerçekleştirildi. Arefe günü insan selinin yaşandığı cadde ve sokaklarsa bu kez boş kaldı. Eskişehirlilerin her bayram öncesi hazırlık için alışverişe gittiği 2 Eylül Caddesi bu bayramda koronavirüs salgınını önlemek için uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla boş kaldı. 5'e kadar açık olan dükkanlar kapatıldıktan sonra sokaklara sessizlik bürüdü. Her bayram öncesi Arife gününde dolup taşan 2 Eylül Caddesi bu bayram sessiz kaldı. Eğer koronavirüs kapsamı altında sokağa çıkma kısıtlamaları olmasaydı bu bölge şu anda alışveriş telaşı içinde olacaktı. Her bayram öncesi hazırlıkların tamamlandığı, alışverişlerin yapıldığı çarşı bölgesinde sessizlik hakimdi. Cuma gecesi başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları Ramazan bayramının son gecesine kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan Bayramı trafik tedbirleri genelgesine göre 27 Mayıs'a kadar şehir içi ve şehirler arası yollarda sıkı denetim gerçekleştirilecek. Güvenlik güçleri şehirler arası yollarda 18 farklı trafik kontrol noktasında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiriyor. 27 Mayıs'a kadar devam edecek olan trafik denetimlerinde yolcuların izin belgelerine bakılıyor ve ateşleri ölçülüyor. 22-27 Mayıs tarihlerinde hem şehir içinde hem de şehirler arası yollarda trafik denetimi artırıldı. Bayram boyunca da bu kontroller sıklaştırılacak. Bayram boyunca 65 yaş üstü yolcuların ve tarım azadı kapsamında yolculuk yapanların izin belgeleri kontrol edilecek. Ramazan bayramını da içine alan 6 gün boyunca trafik denetimleri sıkı bir şekilde devam edecek. Koronavirüs nedeniyle bu bayram uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir mezarlıkları da boş kaldı. Her bayram öncesi yakınlarının kabir ziyaretine giden vatandaşlar bu bayramda koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştiremedi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Ramazan tedbirleri genelgesine göre bu bayramda mezarlıklar da sokaklar gibi boş kaldı. Normal şartlarda Arife gününde yakınlarının mezarına ziyarete gidenler bu bayram ziyaretlerini gerçekleştiremediler. Koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla ziyaretler gerçekleşemedi. Sokaklar boş, kabirler ziyaretçisiz kaldı. Öte yandan Ramazan bayramının birinci günü şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Şehit yakınlarının talebi dahilinde şehitliğe ulaşımları valilik ve kaymakamlıklar tarafından sağlanacak. Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerinin çocukları çadırlardaki zorlu yaşamlarına ve bayramı evlerinden çok uzaklarda geçirecek olmalarına rağmen mutluluklarından vazgeçmiyor. Yazın tarım işlerinin yoğun olması sebebiyle yaşadıkları şehirlerinden çalışmak için Eskişehir'e gelen mevsimlik işçiler zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Çalışmalarının devam etmesi sebebiyle bu Ramazan bayramını çadırlarında geçirecek olan işçiler ve aileleri Tepebaşı ilçesine bağlı Sakin Tepe mahallesinde kurulan çadırlarda yaşayarak memleketlerine gidebilmek için adeta gün sayıyor. Bayramda doğru gün bir bayram geçirmiyoruz. Yani bayramda bizim bir iki günü iznimiz oluyor, işe gitmiyoruz. Yani burada temizlik yapıyoruz. Evet. Bu koronavirüs sürecinde bayram ziyaretleri de herhalde olmayacak. Aynen olmayacak. Olmayacak. Herkes kendi evinde oturacak. Telefonla bayramımız kutlu olsun. Böyle bir aileleriyle birlikte çadırlarda kalan işçi çocuklar hep birlikte vakit geçiriyor. Bütün günleri toprak üzerinde oyun oynamayla geçen çocukların yüzleri de her zaman gülüyor. Yıllardır aynı arazi üzerinde kalan işçiler, kaldıkları alanda çocuklarının mutlu ve temiz bir şekilde yaşamaları için bir park yapılmasını da istiyor. Buraya bir park yapılması, bir de çadırların etrafına bir tel örgü çekilmesini istiyoruz.
Yani isteğimiz budur. Başka bir şey yoktur. Vallahi abi tarladayız. Tarladayız. Yani bizim bir geleceğimiz yok. Bayram yapamıyoruz yani. Çocuklar görüyorsunuz yani perişandırlar yani. Bizim bayramımız maalesef yok. Zaten bu hastalık da geldi biraz daha berbat etti yani. Bizim görüyorsunuz yani durumumuzu. Vallahi hemen 100 çocuk var. 100 çocuk var. Burada bir park yok. 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 Çadırların etrafında bir tel. Çocuklar asfalta mesela yollara gitmesin diye bir tel çekilse iyi olur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, hükümet olarak COVID-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, demir yolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, demir yollarında normalleşme sürecinin başladığını duyurdu. 28 Mayıs'ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız diyen Bakan Kara İsmailoğlu, sadece internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının hayat eve sığar koduyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Söz konusu pandeminin sosyoekonomik anlamda vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla birçok sektöre yönelik tedbirlerin alındığının altını çizen Bakan Kara İsmailoğlu, salgının yayılma hızındaki düşüş sayesinde hayatın normalleşmesi sürecinin de başlayacağını söyledi. Bu noktada demir yolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatılacağını bildiren Kara İsmailoğlu, sürecin tedbirlerle birlikte yürütüleceğini kaydetti. Konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatlarında da sefer hazırlıklarını başlattıklarını açıklayan Kara İsmailoğlu, yüksek hızlı trenlerin biletlerinin satışına Ramazan bayramının ikinci günü başlanacağını kaydetti. Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenlerin 28 Mayıs tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapılacağı kaydedildi. Tren setlerinin sefere çıkmadan önce ve sefer sonlarında dezenfekte edilmesine devam edileceğini de hatırlatan Kara İsmailoğlu, yüksek hızlı trenlerde görevli hosteslerin ilk yardım çantalarında maske ve eldiven bulundurulacağını da söyledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından online olarak düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda esnaf ve sanatkarların sorunları görüşülerek talepler hükümet yetkililerine iletildi. Esnaf ve sanatkarlara yönelik sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenerek hükümete iletilmesi için yol haritasının belirlenmesine yönelik görüşmeler yapıldı. Toplantıda Eskişehir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, pandemi nedeniyle kapalı olan esnaf ve sanatkarlara kira, elektrik, su ve benzeri sabit giderlerin karşılanmasına yönelik geri ödemesiz hibe şeklinde yardım yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca ertelenen vergilerin kredi taksitlerinin ve kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen kredilerin ödeme vadelerinin aynı dönemlere geleceği, ayrıca pandeminin etkilerinin uzun süre devam edeceği nedeniyle vergi ödemelerinin zamanında yapılamayacağı, mutlaka yıl sonuna kadar vergi ve SGK ödemelerinde yeniden yapılandırma yapılmasının ve birikmiş kamu alacaklarının faizsiz olarak 24 ay taksite bölünmesi gerektiği belirtildi. Bununla birlikte esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifinin ertelenen taksitlerinin en az 12 aya yayılarak taksitlendirilmesi gerektiği belirtildi. 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarların iş yerlerini açabilmeleri için özel bir izin uygulamasının gerekliliği belirtilerek acil çözüm üretilmesi istendi. Ayrıca pandemi süresince etkilenen taksi, dolmuş, servis aracı işletmeleri gibi esnafın akaryakıt, ÖTV'siz olarak maliyetlerinin düşürülmesi gerekliliği de vurgulandı. Diğer illerin birlik başkanlarıyla ortaklaşa yapılan toplantı sonrasında üretilen istekler hükümet yetkililerine iletildi. Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde bir otomobilin motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şahıs ise gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği Lady ile icra edilen aramalarda
otomobilin motor kısmına gizlenmiş şekilde 240.47 gram bonzai maddesi, 61.62 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken iki şüpheli şahıssa yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Tepebaşı Belediyesi ekipleri yabani otlarla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına devam etti. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki rutin temizlik görevleriyle birlikte yabani otların biçim işlerini de kesmeden sürdürüyor. Daha temiz bir tepebaşı için çalışmalarını bölge genelinde sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fevzi Çakmak, Şarhöyük, Zafer, Tunalı, Fatih, Kumlubel, Ömer Ağa, Bahçeli Evler, Güllük, Eski Bağlar, Yeni Bağlar, Ertuğrul Gazi ve Çamlıca mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi. Gerek kaldırım kenarlarında gerekse boş arazilerde bulunan yabani otlar temizlenirken rutin temizlik çalışmaları da devam etti. Mahalle sakinleri de yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirtti. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceğinin altını çizdi. Geçtiğimiz hafta tüm yurtta sıcak hava etkili oldu. Öyle ki bazı illerde de sıcaklık rekorları kırıldı. Kırılan sıcaklık rekorlarının ardından ülke genelinde bayram boyunca serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre sıcak hava dalgasıyla gelen hava yerini Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı bir havaya bırakacak. Mayıs ayı sıcaklık rekorlarının ardından Ramazan bayramı boyunca ülke genelinde sıcaklıkların azalacağı ve mevsim normalleri civarına geleceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin birçok ilinde sıcaklık rekorları kırılmıştı. Ancak bayramda rahat bir nefes alacağız. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklığın düşeceği ve serinleyeceği tahmin ediliyor. Eskişehir'de Arefe gününün ardından bayramın birinci ve ikinci günü havanın seyrinin parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bayramın üçüncü günü yani salı günü ise sağanak yağışın hakim olması bekleniyor. Eskişehir'de yağışların hafta boyunca da devam etmesi öngörülüyor. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Hisarcık istikametine doğru seyreden 20 yaşındaki İdris Katıran idaresindeki otomobil, Kutlu Hallar Köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücüyle araçta bulunan 19 yaşındaki Özcan Özer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı İdris Katıran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaralı Özcan Özer ise Tavşanlı doçent doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde tarım arazilerine don vurdu değerli izleyenler. Özellikle patates ve fasulye gibi tarım alanları büyük zarar gördü. Afyonkarahisar'da gece -2'lere kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla meydana gelen don, Şuhut ve Sandıklı'daki tarım arazilerinde büyük hasara sebebiyet verdi. Baharla beraber çiçek açan ağaçlar buz tutarken patates ve fasulye gibi tarım ürünleri de büyük zarar gördü. Zor durumda olan üreticilerse oluşan zarardan dolayı bir kez daha hüzünlendi. Yağış gözüküyordu. Yağış fazla yağmadı. Herhalde bir yerlere yağdı. Soğuğu bize geldi. Çok şükür bugünümüze de don bayağı etkili olmuş. Ekinin altına düşmüş. Ne varsa gitmiş. Fasulye, patates, bahçe, mısır. Yani Allah yardımcımız olsun. Çift zaten zor durumda.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarlığı, koronavirüs salgınının bitmesi için sosyal medya aracılığıyla kampanya düzenleyerek 11 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan kurban etti. Koronavirüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Salgına karşı mücadele hız kesmeden sürerken halk da salgının yayılmaması için büyük çaba sarf ediyor. Salgının artık son bulması için Kütahya'da da bir kampanya başlatıldı. Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan tarafından başlatılan kampanyada salgının bitmesi için kurban kesildi. Şehitler Mahallesi Muhtarlığı ve Hisarcık Belediye Başkanımız olarak burada her yıl yaptığımız gözlem ayarını bu sene de koronavirüsünden dolayı kurban kesmeye karar verdik. 2 adet büyükbaş, 11 adet küçükbaş kurbanlarımızı Seyyid Resul Türbesi önünde kesip inşallah Allah'ımız kurbanlarımızı kabul eder. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da emeği geçen herkese teşekkür etti. Şehitler Türbesi önünde yapmış olduğumuz gözleme hayrını bu yılda koronavirüs nedeniyle kurbana çevirelim dedik. Bu noktada belediye başkanlığımız ve Şehitler Mahalle Muhtarlığımızın öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle 2 adet büyükbaş, 11 adet küçükbaş kurbanımızı Rabbime kanlarıyla eda etti inşallah. Ben bu noktada hayırsever vatandaşlarımıza, Hisarcık çevre yöre halkımıza, kıymetli muhtarımıza, emeği geçen buradaki kesip parçalayıp fakir fukaraya bunu yetiştirecek olan kıymetli kardeşlerimize, mahalle gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Efendim, bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Es Grup ailesi olarak herkesin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyoruz efendim. Hoşça kalın.